etmeyen ağacı solamamıştır. O iman gayet zayıftır. Zayıf olduğu zaman son zamanda şeytanın öfürmesiyle gitmek ihtimali vardır. Fakat imanını koyduktan sonra ağacı daima soladı, hizmet etti. O iman günden güne kuvvetlenir, köklenir. O vakit başka kuvvetle de yerinden çıkarlar. İmam-ı Azam'a göre iman kuvvetlenir, zayıflenir bunun gibi. İmam-ı Şafii de hepsi birbirine geliyor ya, fakat araya ayrıdır. Ayetin sarahatine göre İmam-ı Şafii'nin mezhebi, ayetin hadisin sarahatine göredir. Ayette ve zidnehum huda, bak burada de liyazzadu imanen, iman ziyade olsun. İman ziyade olur, yani kuvvetlenir. İman noksan olur, yani kuvvetsiz olur. Bu da öyle kabul ediyor. Allah-u Teala, ashab-ı kiramın kalbine bir sekinet verdi, tamaniyet verdi, iman verdi. Resul-i Ekrem zaten emretmişti, fethedeceksiniz. Ona iman etmişlerdi. Fakat bu hallerle o iman daha kuvvetlendi. Ma imanihim. Velillahi cunudus semavati vel ard. Yerde, gökte, bütün mahlukat Allah'ın cunududur, askeridir. Nasıl ki bir asker, bir adam esir olur da feraza bir manka askerin içinde, ne isterse o asker onun başına getirir. Bir ateşmiş biz de böyle. Bütün Allah'ın askeri bizi ihata etmiş. Rüzgar Allah'ın askeridir, hava onun askeridir, toprak onun askeridir, deniz onun askeridir. Hangisini dese tut tutar. Nitekim bunlarla hepsini birçok kavimler mahvetmiş. Öyleyse Allah isteseydi bu ümmeti hiç olmadan bırakıp böyle ziyadeleşsin, kuvvetlensin, ihtiyarıyla derecatı bulsunlar. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah Celle Celaluhu alimdir halkın. Halkın ne lüzum ise, lüzum nedir, ne isterse hakimdir, yeri yerine yapmıştır. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ demin gibi adet. Hem de bu hikmeti, bu fetihleri beyan etti de لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَاتِ Hanımlar da yardım etmişlerdir. Fakat bizim bildiğimiz şekilde değil. Yaralılara bakmışlar. Su getirmişler. Öyle halleri var o zamanı saadetseden. Bunları cennetin cennetlere ithal etsin. Tecrînin tahtihel enhar. Kasırlar ki altında nehirler giriyor. Halidine fîhâ ebedi olarak. Ve yükeffir anhum seyyiâtihim. Onların yaptığı hataları de bununla affetsinler. Yani bu muharebeye emri ilahinin hikmeti budur ki müminler iştirak etsinler, o hulusi niyetiyle cennet-i nimetlere nail olsunlar ve hataları da onunla af olsunlar. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ. Ve kâne zâlike, bu idhal cennete idhal, bu küfâin nâhlerin izâleti indallâhi, Allah'ın nezdinde fevzen azîmâ. En büyük bir fevz-i azîmdir Allah müminlere ihsan ediyor. Mukabil yine bu muharebeyi emrediyor ve yuazzibe el münafikine vel münafikati münafikin, münafikat kadınlardan, erkeklerden nifak, kalbinde iman yok, imanı izhar eder, münafık budur. Vel müşrikine vel müşrikat, ne zahirde ne batında imanı yok. Fakat bu ayetin sevki münafıkları azab için müşriklerden evvel beyan etmiştir. Çünkü innel münafikine fidderkil esveli minel nar, münafıkların yeri cehennemde en aşağıdır, kafirlerden aşağıdır. Kafirlerin küfrünü izhar ettiği için zahir olan bir düşmandır, ona karşı bir tedbir alınabilir. Fakat kalbinde küfür var da Müslümanlığı izhar eden, onun ziyanı daha çoktur Müslümanlara. Onun için onun cehennemde de en aşağı derecede olur. Bak ayet-i kerimede de ve yuazzibel münafıkın evvela münafıkın azar اَزَّانِّينَ بِاللّٰهِ زَنَّتُوا اَزَّانِّينَ بِاللّٰهِ Onlar ki zannederlerdi Allah hakkında zannetsevi fena zannet. Efendim onlar ne diyorlardı? Yani geride hazırlık vardı Medine'ye hücum etmeye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gitti oraya. Kureyşiler çoktur, kuvvetleri çoktur. Bir vehlede onlar mağlup olur, perişan olurlar. Ve bir daha ne o Resul-i Ekrem gelir Medine'ye ne de ashab. Böyle zannettiler, zannesi budur onlar. Böyle zannettiler ve bu şekilde harekete başlamak istediler. Fakat Allah Celle Celaluhu
kalplerine bir korku vermişti. Bu ne dedik değildi. Aralarına söylenlerdi. Hükmedenlerdi. Harekete gelince geri kaldılar. Hepsi Allah'ın elindedir. اَزَّانِّينَ بِاللّٰهِ زَنَّ السَّوْءِ Allah'ın hakkında fena bir zannu tekminde bulunurlardı. Fena zannu tekmin bu. Artık bunlar gittiler. Dokuz gün mesafe Medine'den ayrıldılar. Onların, Kureyşlilerin elinde. Bir anda hepsi mahvoldu. Aleyhim dairetü sevi. Bu su-i zan, su-i niyet onların üstünde vuruyor. Onların niyetleri bu idi. Allah Celle Celaluhu onları o niyet üzerine fenalığın hakkındaki musibeti verecek. Velillahi cunudu semavati vel ardı. Yerde gökteki, semavat ardaki bütün mahlukat Allah'ın cündü askeridir. İsterse hiç insana, bir insana ferde ihtiyaç olmadan dinine yardım eder. Ve kâna ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, biz azimüşşan seni gönderdik dünyaya şahiden, ümmetine şahit, bütün mahlukata şahit, hatta peygamberan-ı azama da şahit. Peygamberan-ı azam biz ahkamını ya Rabbi tebliğ ettik, şahidimiz de Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Sûre-i şahidimiz. Ümmetine de, ümmetinde de asr-ı hesabda Resûre-i Ekrem'in şehadeti, kimisi o halis olur. Ve şimdi hüküm, Mevlana bunu böyle izah ediyor. Hüküm suret-i zahirede hakimin elindedir. Hakim orada hükmünü veriyor. Fakat hakikatte şahidin elindedir. İki şahit geldi şehadet etti mi, hüküm hakim de şahidin şehadetiyle hükmüdür. Hakim alel itlak gerçi Allah'dır Celle Celaluhu, başka kimse değil. Fakat hakimin hükmü şahidin şehadetine iptina ediliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şehadet etti mi birisine, Allah'ın hükmü de onun arkasında yiyordur. Şahittir. Ve mübeşşiren, ey Habibim seni dünyada iman edenlere cennetle tefşir edici gönderdik. Ve nezira, ey Habibim sana dünyada iman etmeyenlere de korkutucu, cehennemle korkutucu gönderdik. Ve tu'minu billahi ve resulihi, iman etsinler Allah'a ve resulüne, Allah'ın vahdaniyetine, Resul-i Ekrem'in hak peygamber olduğunu iman etsinler. Ve tuazziruhu, bu ikinci zamir Resul-i Ekrem'e aittir. Tekviye etsinler Resul-i Ekrem'in dinini. Ve tuvekkiruhu, tazim etsinler Resul-i Ekrem'i. Bak tuvekkiruhu, tuazziruhu Resul-i Ekrem'e aittir. Tusebbihu bukreten ve asile Allah'a aittir. Zamirlerin yeri değişiyor. İman etsinler ve Resul-i Ekrem'in dinine tekviye etsinler ve onu da tazim-i tevkir etsinler ve tusebbihuhu Cenab-ı Hakk'ı da tenzih etsinler nuksanlardan bukreten ve asila sabah akşam. Mekke'nin de olduğu zaman namaz iki vakit idi, sabah akşam idi. Tefsirlerin bazıları diyor ki olur, bazıları da diyor yok, bugün de namaz, zevaldan evvel sabah namazı var, zevaldan sonra da diğer dört namazı vardır. Murat, bükreten vasıyla beş vakit farz namazdır. Öyle diyorlar, bazıları öyle. Bazıları da tesbih etsinler. İnnellezîne yubâi'ûneke. Vakit ikiydi, ikiydi. Yani beş değil de sonra oldu. Çünkü Maraş'tan aldı, o şey oldu. İnnellezîne yubâi'ûneke. Şimdi bu biat hakkında. Bu çok kıymetli bir biattir. Resul-i Ekrem'e biat etti ashab-ı kiram. Ölüm üzerine, başka bir şey değil. Çünkü harp için gelmemişler, hazarat yok. Ve bir kavmin içine geliyorlar, hem adedi çok, hem silahları çok. Hem de garip olarak geliyorlar. Bu biat, mühim bir biattir. Bir ağacın altında oturmuştu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Biat tamam olduğu zaman da ayet geliyor, zaten gelecek. Biat-ı Redvan derler. Allah bundan razıdır. Rıza-i ilahi kazanmışlar.
إنما يبايعون